Sevgili dostlarım, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Sevgili kova burçları ve sevgili balık burçları, çekeceğim bu videoda şimdi sizlerin yıldızlama yorumlarınızı yapacağım. 22 Mart, 28 Mart tarihleri arasında kova ve balık burçlarının yıldızlama yorumlarını yapmak üzere karşınızdayım. Sevgili kova burçlarından başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala nurul envar ve sihir esrar ve tiryakil agyari ve miftahi babil yesar seyyidina Muhammedinil muhtar ve alihil athar ve ashabil ahyar adede ni'imillahi ve ikdali. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, agyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed'in temiz âline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun sevgili dostlarım. Size çıkan bu selavatın okunması suretiyle sevgili dostlarım, mutlaka sıkıntılı anlarınızın feraha çıkacağını, aynı zamanda nur kapılarının, ışık kapılarının açılacağını söyleyebilirim. Işıklar ve nurlar seninle olacak. Melek enerjisini çekeceğin bir döngü yaşayacaksın sevgili dostlarım. Mutlaka Allah'ın büyüklüğün adedince sana iyilikler isabet edecek sevgili dostlarım. Allah'ın ihsan edici gücünü ve Allah'ın sana vereceği ilahi kudretle her türlü sıkıntılı işlerini açacağım, hayır kapılarını açacağım gözüküyor sevgili kova burcu arkadaşım. Amaçlarına daha çabuk erişeceksin ve istediğini istediğin şekilde yapabilme gücünü kendinde bulacaksın. Bunu söylemek istiyorum. Sevgili kova burcu, aynı zamanda enerjinin dolup taşacağı bir dönemdesin. Biraz soğuk giden birlikteliğin olabilir. Biraz soğuk giden ilişkilerin olabilir. Yakın tarihte ve bu hafta dahil olmak üzere, bu haftadan başlamak üzere bir ay içerisinde bir konuda karar vereceğini, verdiğin kararların seni çoğaltacağını, malını çoğaltacağını, seni her türlü konuda ileri hamleler attıracağını söyleyebilirim. Elinde tuttuğun pek çok işi, yarım kalmış pek çok işi tamamlamayı başaracaksın. Ruhsal yolculuğuna devam edeceksin. Aynı zamanda bir işi başarıp hani bir kıyıdan, bir köşeden seyredeceksin. Ben başlattım, artık siz devam ettin. Siz devam edin dönemi yaşayacaksın sevgili dostlarım. Hareket etmek isteyip de hareket edemediğin ya da başlatmak isteyip de başlatamadığın olayları bu hafta içinde başlatabilirsin. Spor yapmak, kilo vermek ve kendini yenilemek için oldukça güzel günlerden geçiyorsun. Kendini çok güçlü hissedeceksin, destekleyici ve böyle ileri hamleler yapacağın bir haftadasın. Kendine yönelmiş olacağını, kendine adapte olacağını ve yeni kararların arkasında duracağını söyleyebilir. Yaşamla olan ilişkini pekiştireceksin. Senin ilişkinde böyle gerek evlilik beraberliğinde gerek partner ilişkisinde aranızı bozmaya çalışan dedikoducu ve fitneci insanların hayatından çıkıp gittiğini göreceksin. Su grubu olan akrep, su grubu olan balık ve yengeç burçlarıyla olan ikili ilişkilerinde, duygusal ilişkilerinde varsa pürüzler tamamıyla kalkacak. Varsa tartışmalar, durağan bir ilişki, engeller hepsi kalkıyor. Ve sen gerçekten ilişkini hem yükselteceksin hem de sevdiğin insanla bir yere seyahat etme planını gerçekleştireceksin. Bir yola gideceksin bu hafta ya da yola gitme planların gerçeğe dönüşecek. Alacağın kararlarla kendi gücünü ortaya koyacaksın. Dönüşüm enerjisi seninle. En iyi yapmayı başaracaksın. Mesleki anlamda ilerlemek için
gerekli olan motivasyonu kazandığını görüyorum. Yine sevgili Başak burçlarıyla olan ilişkinde çok süper gelişmeler görüyorum. Eğer bir platonik aşk varsa Kova burçları senin tarafında olabilir, karşı tarafta olabilir. Eğer Başak burcunda platonik bir aşk yaşıyorsan kesinlikle sonu mutlu son. Ve aynı zamanda çok güzel çalışmalar yapacaksın. Arı gibi çalışacaksın. Kraliçe gibi yaşayacaksın. Bunu söylüyorum. Bir arı kovanı gibi dönemin içine girmişsin. Evin arı kovanlanacak. Hem çalışacaksın hem de kraliçeler gibi diyorum ya. İtibar göreceksin özellikle. Kova burcu hanımları diyorlar. Kova burcu beyleri bize bir şey yok mu? Evet, size de var. Siz de kendinizi böyle cumhurbaşkanı gibi, kral gibi hissedeceksiniz. Evinizde itibar göreceksiniz. Geldiğinizde gerçekten çok güzel karşılanacaksınız. Gücünüzü eline alacaksınız. Yoğun çalışıyorsunuz bu ara. Gerçekten bunu da hak ediyorsunuz. Mutluluğu da hak ediyorsunuz diyebilirim sevgili dostlarım. Sevgili kova burçlarım. Şimdi bu haftaki zikriniz yagani. Hani Allah bol bol verir anlamında. Ya da çok zengin. Zengin edici. Her şeyden müstagni. Çok zengin anlamındadır. Ya gani zikrini çektiğinizde zikir adeti 106'dır sevgili dostlarım. Her gün 106 kere bu hafta boyunca 106 kere ya gani zikrini çektiğinizde hayatınızdaki engellerin kendiliğinden kalktığını, maddi zorluk yaşayan kovaların bir anda varlıklı olduklarını, ikili ilişkilerde sıkıntı yaşayan kovaların da bir anda ilişkilerini toparladıklarını görüyoruz sevgili dostlarım. Bunu söylemek istiyorum. Gelelim sevgili balık burçlarına. Balık burcu, yükselen balık ve ay burcu balık olan dostlarım 22 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında bakalım sizleri neler bekliyor. Yıldıznamenizde neler yazıyor sevgili dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enallahe kat ehata bi külli şeyin ilme. Allahümme enne euzu bike min şerri nefsi ve min şerri küllü dabbetin. Ente ahizun bi nasiyetiha inne rabbi ala sıratın mustakim. Anlamı sevgili dostlarım, şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'ım, nefsimin şerrinden, her türlü hayvanların şerrinden sana sığınırım. Şüphesiz ki Rabbim dosdoğru yola götürür beni diyor sevgili dostlarım. Şimdi burada hem Allah'ın koruyuculuğu hem de bize yol göstericiliği anlatılıyor sevgili dostlarım. Mutlaka ve mutlaka doğaya karşı giriştiğimiz mücadelede, İnsanlara karşı giriştiğimiz mücadelede Allah'a sığının diyor sevgili dostlarım. Yani burada hayvan diye söylenen sevgili dostlarım, hani insanların içindeki hayvani nefisten söz ediyor. Tabii ki o dönemlerde Yüce Kur'an'ın geldiği dönemlerde, dinlerin ortaya çıktığı dönemlerde insanlar doğayla mücadele ediyorlardı. Vahşi hayvanlar da vardı, devam ediyordu. İlk çağlarda, orta çağlarda bunlar vardı ama artık biz suni bir yaşam sürdüğümüz için böyle bir tehdit yok. Bir doğanın tehdidi deprem, fırtına şeklinde. Ama bir işte vahşi bir hayvan saldırısı falan yok. O yüzden sevgili dostlarım, insanların içindeki hayvani nefisten korkun. Nasıl hayvani nefis? Sana belki fizik olarak zarar veremez ama sana iftira atar. Sana belki fizik olarak zarar veremez ama başka yönden hani zihnini kurcalayan, sosyal anlamda seni zora sokan işler yapar. O insanların o kötü ruhlu içindeki vahşeti söndürememiş, etten kemikten olan, ruh taşımayan insanlara karşı da Rab'dan yardım istediyor. Sevgili dostlarım, korunacaksın. Aynı zamanda yüreğinde çiçekler açacak diyor sevgili dostlarım bu hafta için. Bu hafta balık burçları, duygusal balıklar,
Vallahi duygusal düşünmeye hiç fırsatınız olmayacak. Sevgili balık burçları, başarılı bir haftadasınız. Hem başarılı bir haftadasınız hem de hareket enerjisi çok yoğun. Duyguların çok yoğun. Tedirgin hissettiğim bir konu aydınlığa çıkıyor. Gözün aydın sevgili balık burcu. Aynı zamanda adeta at gibi böyle özgür koşacaksın sevgili dostlar. Hani at gibi derler ya. Balık burcu hanımları, kendinizi böyle çok enerjik, çok spor yaparken bulabilirsiniz. Çok iyi bir derecede bulabilirsiniz. Herkes tarafından fizik olarak beğenileceksiniz. Davranış olarak beğeneceksiniz. Sadakat olarak da güzel şeyler yaşayacaksınız. Eşiniz, sevgiliniz size çok sadık sevgili balık burcu hanımları. Balık burcu erkekleri. Mutlaka üzerinizde taşıdığınız yüklerden sıyrılma ve yeniliklere açık olma, özgür olma, seyahat etme planlarını hayata geçiriyorsunuz. Bir karar vereceğinizi görüyorum. Koordina yeteneğiniz çok iyi sevgili dostlarım, sevgili balık burçlarım. Aynı zamanda birilerine böyle ne olduğunu bildireceksin. Haddini bildiririm diyeceksin. Sen bu kadarsın diyeceksin. Birilerine seninle uğraşan, içindeki vahşeti sana sunmaya çalışan birilerine diyeceksin ki ben seni zekamla döverim. Ben seni bilgimle, becerimle döverim. Gerçekten de onu etkisiz hale getirdiğini, kendini çok iyi ifade ettiğini, yaratımlarınla bazı insanlara ders verdiğini görüyorum. Seninle uğraşanlar pişman olacaklar. Bir ortaklık iş yapabilirsiniz. Başarılı olacaksınız. Ama bazı insanlarla da çatışmalar olabilir yani bu hafta. Onu da söyleniyorum. Sizi avlamaya çalışanlar ne olacak biliyor musunuz? Ava giderken avlanacaklar. Bunu söylüyorum yani. Fazla çaba sarf etmeden para kazandığınız. Ve bu haftaki uğurlu sayının sevgili dostlarım, sevgili balık burcu 3 olduğunu görüyorum. 3 zaten sizin normalde de uğurlu sayınız. Ve biraz dışarılarda gezmeniz daha fazla olacak. Özgür olacaksınız. Hani iç mekanlarda değil de dışarılarda gezme enerjiniz çok yoğun. Aynı zamanda kendi alanını koruyacaksın. Bir inşa işi var, inşaat işi var. Ev yaptırma, araba alma ya da işte inşaat işi dediysem belki bir toprağınız var müteahhite verme ya da ne bileyim bir tamir işi, evde tamir işleri var. Bunlar da çok iyi olacak. Alanınızı koruyacaksınız. Gelişme, ilerleme var. Yaratıcı insanlarla bir arada olduğunuzu görüyorum. Aynı zamanda arttıkça artan bir gelire sahip olacaksınız. Organizasyonlarınız çok iyi. İkiyüzlülük ve yıkımlardan uzaksınız. Sinsi insanlarla başa çıkıyorsunuz. Sabırlı ve azimli olduğunuz bir haftadasınız. Kurnaz ve haddini aşan insanlarla da yollarını ayırıyorsun. Fırsatçıları hayatından gönderiyorsun. Hedeflerine odaklandığını görüyorum. Ve aynı zamanda aşk anlamında gerek balık burcu beyleri gerek balık burcu hanımları bayağı bir iyisiniz. Aşk anlamında aşk ateşli aşklara hazır olun. Siz su grubu olmanıza rağmen ateşli aşklar gözüküyor. Ve şunu söyleyebilirim. Böyle kendi alanınızı tespit ettiğiniz için kimseye de böyle taviz vermediğiniz bir dönem yaşıyorsunuz. Su grupları olan yengeç ve akreple de dostluklarınız ilerliyor. Bunu söylemek istiyorum. Ekip motivasyonunuz çok yüksek. Dünyasal olaylarla çok ilgilisiniz. Varsa bir kilo verme ya da sağlıklı yaşam gibi konuları değerlendirdiğinizi görüyorum. İnsanlarla bir arada olma fırsatı yakalayacaksınız ve gerçekten de çok güzel duygular taşıyacaksınız. Güzelliğiniz ön planda olacak, cazibeniz ön planda olacak. Bu haftaki zikriniz Yağ Camii zikridir. Adedi 114'tür sevgili dostlarım. Yağ Camii istediğini istediği anda toplayan, bir araya getiren demektir. Yağ Camii zikri bir de aynı zamanda Cebrail Aleyhisselam'ın bak
cami ismi dört büyük meleğin baş harflerinin toplamıdır. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Melek enerjisinde çektiğinizi görüyorum. Yıldızınız çok çok parlak sevgili balık burçları. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomda da sevgili kova ve balık burcu arkadaşlarımı yorumlamaya çalıştım sevgili dostlarım. Eğer benden bireysel anlamda yıldızname bakımı isterseniz numaram 0546 481 3506. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.